Artık T'nin ne işe yaradığına dair bir fikriniz olduğuna göre, CP ışını ve AB doğru parçasının kesişim noktası olan I noktasını hesaplamaya hazırız. Bir önceki videodan AB doğrusunun eğim kesişim formunda yazımının y eşittir, eksi 3x artı 11 olduğunu hatırlayın. CP ışınının parametrik gösterimi ise, RT eşittir, 1 eksi T çarpı C artı T çarpı P fonksiyonuydu. T parametresinin farklı değerleri Işın üzerinde farklı noktalarda yer alır. Aradığımız kesişim noktası ışın üzerinde bunun gibi bir nokta, yani bu da t'nin bir değeri. Buna t yıldız diyelim. Yani ı eşittir r t yıldız olsun. Bu aslında iki denklem içeriyor. Biri ı'nın x koordinatı, diğeri ise y koordinatı için. Bu iki denklem y x eşittir r x t yıldız eşittir 1 eksi t yıldız çarpı cx artı t yıldız çarpı px şeklinde yazılabilir. Aynı şekilde içinde R ye içinde r'ye t yıldız eşittir. 1 eksi t yıldız çarpı cy artı t yıldız çarpı p'ye yazılabilir. Şu anki mevcut durumumuzda c, yani kameranın durduğu nokta, 0-0 koordinatlarına sahip. P'nin koordinatları ise 2, 1 bölü 2. Bu durumda ix eşittir t yıldız çarpı 2. Ve iy eşittir t yıldız çarpı 1 bölü 2'dir. I aynı zamanda ab doğru parçasının üzerinde olduğundan i noktası eğim kesişim formuna da sahip. Bu da iy eşittir eksi 3 ix artı 11'de diyebileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi 3 denklemimiz ve 3 bilinmeyenimiz var. ix, iy ve T yıldız. Bu denklem sisteminin ilk iki denklemi sadece T yıldız olan bir denklem elde etmek için üçüncü denklemdeki yerlerine koyarak çözebiliriz. Bu da 1 bölü 2 T yıldız eşittir, eksi 3 çarpı 2 T yıldız artı 11 olur. Bunu T yıldızı bulmak için çözdükten sonra T yıldızı ilk iki denklemdeki yerlerine koyarak ix ve iy değerlerini bulabilir ve sonucu elde edebiliriz. Daha fazla devam etmeden önce bir sonraki alıştırmada bu tür parametrik fonksiyonları kullanarak biraz deneyim kazanabilirsiniz.